Hasan Basri Yalçın, Başkan Erdoğan Soçi dönüşünde konuştu. Küresel enerji merkezi olacağız. Erdoğan, son yıllardaki yatırımlarımızla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir doğalgaz üssü haline getireceğiz. Türkiye önce bölgesinin, sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle Soçi'ye yaptığı ziyaret dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Girişimin canlandırılması çok önemli. Karşılıklı saygı temelinde tesis ettiğimiz kurumlar arası diyaloğun faydasını hem ikili ilişkilerimizde hem de bölgesel ve küresel düzeyde gördük. Bunun en güzel örneği bildiğiniz üzere küresel gıda kriziyle mücadeleye önemli katkı sağlayan Karadeniz girişimidir. Girişimin yeniden canlandırılması tüm dünya bakımından öncelikli bir konudur. İnşallah kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir neticeye varacağımıza inanıyorum. Temennimiz kalıcı barış. 1,5 yıldır süren savaş maalesef hala devam ediyor. Ufukta barışa dair umut verici bir manzarada bulunmuyor. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar istediğinde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ettik. Keza esir takası, Zaporizya nükleer santrali gibi konularda olduğu gibi kolaylaştırıcılık rolümüzü de devam ettireceğiz. Temennimiz bir an önce iki komşumuza ve bölgemize zarar veren bu savaşın uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir barışla sonlanmasıdır. Arap aşiretleri oraların gerçek sahibi. Suriye'de PKK'ya, YPG'ye karşı artık Arap aşiretlerinin bir bütün haline geldiğini, hatta şu anda katılımın artmasıyla Arap aşiretlerinin güçlendiğini görüyoruz. Sayın Putin de bu bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek terör örgütüne karşı mücadele vermesinin önemli olduğunu söyledi. Şu anda yaşanan Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Bu bakımdan yaşananları önemli buluyorum. Arap aşiretleri oraların gerçek sahipleridir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist. ABD'nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü. Esed tribünden seyrediyor. Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye, Rusya, İran, Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz ise Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık. Biz buna varız dedik. Ancak hala Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır. Putin'in 2 isteği var. Rusya'nın 2 tane özel isteği var. Birisi Rusların Tarım Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın swipe sistemine bağlanması. Şu anda yaptırımlardan dolayı Rus bankaları swipe sisteminden çıkmış durumda. Biliyorsunuz bu ülke senede 120-130 milyon ton tahıl ihracatı yapıyor. Satışın devamı için 2 şeyin hayata geçmesi lazım. Birincisi satış sonucu parayı alması gerekiyor. İkincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Şu anda Sayın Putin bana karşı bunlar edimlerini yerine getirmiyor. Getirmediği için de ben bu konuda bunlarla müşterek bir çalışmanın içine girmem diyor. Bir de tahılın %44'ü Avrupa'ya gidiyor. Afrika'ya ise %14'ü gidiyor. Sayın Putin, Avrupa zaten bana düşman. Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeden ben de bu konuda adım atmayacağım diyor. Ama şimdilik 1 milyon ton tahılı 6 ülkeye göndermeyi düşündüğünü söyledi. Katar ile beraber bunu bir görüşelim dedi. Kerkük'ün yapısını bozacak eylemden uzak durulmalı. Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan, gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. Konuyu takip ediyoruz. Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, İran bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz. Doğalgaz merkezi kurma planı. Enerji ürünlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırılması için farklı projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye'de kurulacak doğal merkezi ile hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla ülkemizi bölge coğrafyası için önemli bir doğalgaz üssü haline getireceğiz. Türkiye'yi önce bölgesinin, sonra da küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Enerji diplomasisinde elde ettiğimiz başarılarla Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan bir adım atılamayacağını kanıtladık. Şimdi de doğalgaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji üssü haline getiriyoruz. Kazan kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz Türkiye-Rusya enerji ilişkisini ülkelerimiz menfaatlerine sürdürmekte kararlıyız. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak değişik bir plan sunuyoruz. İstanbul'daki finans merkezimiz gibi Londra'da, Hamburg'da belli işler için kurulmuş merkezler örneğinde olduğu gibi doğalgazla ilgili de bir merkez kurma planımız var. Kaç masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin sebebini vatandaşlara bağladığı açıklamalarla ilgili soru üzerine Erdoğan, bu sorunun muhatabı aslında Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Bu açıklamaları anlamak mümkün değil. Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun, 11-12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hala faturayı millete kesiyorsun. Parlamentoda ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre millet seni istemiyor, sana git diyor. Sen bu işten anlamazsın diyor. Ama sen hala kalkıyorsun, altılı masa diyorsun. Gerekirse 16'lı masa diyorsun. Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz. İnanıyorum ki Türkiye'nin yönetimini CHP ve şürekasına teslim etmeyen vatandaşım, şehirlerin idaresini de işin ehline, yani Cumhur İttifakı'na teslim edecektir dedi. Hanımefendi el yükseltme gayretinde. Millet İttifakı'nın dağılması ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden, diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan, bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı diye konuştu.